Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi. Bu hafta derslerimin günleri aksadı farkındayım. Fakat mazeretim var ve bu mazeretimin sizler nezdinde de meşru olduğunu düşünüyorum. Beni hoş göreceğiniz umudu içindeyim. Pazartesi günü bu dersleri yapamadım. Çünkü malumunuz Seyit Hüseyin Nasır okumalarına başladım fakültede. O beni yorduğu için akşam dersi sağlıklı yapamayacağım düşüncesiyle salı gününe bıraktım. Salı günü derslerim var biraz. Onlar da yoruyor artık. Malumunuz yaşlı bir hocayım ben sonuçta. Yoruluyorum bedensel olarak, zihinsel olarak olmasa bile bedensel olarak yoruluyorum. Dolayısıyla çarşamba gününe kaldı. Dün de fakültede kutlu doğum münasebetiyle bir konferansım vardı. Öğrencilere yönelik yaptım. O beni zaten bir miktar yordu. Ancak bugüne kısmetmiş. Bugün inşallah Arapça mantık dersimize kaldığımız yerden başlayacağız. Muhtemelen haftaya aynen daha önce beyan ettiğim üzere düzenli bir biçimde günleriyle bu dersleri size arz etmeye çalışırım. Mantık dersimizde son derece önemli bir konuya geldik. Müsaadenizle hemen ekranımızı paylaşalım ve zamandan kazanmak üzere ekran paylaşımı üzerinden de burada akis konusuna geldik. Önermeler ve önermelerle ilgili ahkamı okuyoruz ve önermelerle ilgili en önemli konulardan birisi de hiç kuşkusuz ki bu akis meselesidir. Şimdi öncelikle el aksu aks sözcüğünün anlamı üzerinde biraz duralım müsaadenizle. Mikrofonumu düzelteyim. Mikrofon önemli. Gömleğimden kaymış galiba. Evet. Son derece önemli bir konu, akis konusu. Dolayısıyla onun önce mantığını kavramanın ne anlama geldiğini ve ne anlamamız gerektiğini anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle bu akis sözcüğü üzerinde biraz duralım. Akis Türkçe mantık kaynaklarımızda da döndürme olarak konu edilen önermelerin döndürülmesidir. Yani tersine çevrilmesidir. Dolayısıyla bir önermenin döndürülmesinin anlamı daha önce de bir önermeyi oluşturan unsurları biliyoruz. Neydi? Mevzuydu. Mahmul. Yani özne ve yüklemdi. Tabii bu tür önermeleri bir kemi bir de keyfi özellikleri vardı olmak üzere üç yönden de her bir önermenin temel özellikleri vardı. Şimdi bunları hatırlamamız son derece önemli bu konu için. Buradan hareket edelim. Şimdi kemi olana biliyorsunuz nicelik, keyfi olana nitelik diyoruz. Nicelik dediğimizde önermenin külli ve cüz'i oluşları söz konusu olur. Keyfiyet söz konusu olduğunda söz konusu olur. Sıdkı kizbi biliyoruz. Önermenin doğruluğu ve yanlışlığıdır. Dolayısıyla bizim elimizde külliliği ya da cüz'iliği ile kemmi, salibe ya da mucibeliği ile elimizde efendim keyfi özelliği bulunan, keza sıdkı bulunan, kizbi katmıyoruz. Sıdkı bulunan, genel olarak mantıkta kizbi de sabit olarak nitelerler, özellikle ebheri merhum, yaygın olması bakımından söylüyorum. Bu özellikleri bulunan elimizde bir önerme var. Bu önermeyi döndüreceğiz. O halde döndürme dediğimizde bir tersine çevirme işlemi, yani tersine çevirme işlemi yapıyoruz.
Tersine çevirme işlemi yaptığımızda dikkat buyurunuz. Bu kemmi, keyfi, sıdk ve kizbe dokunmuyoruz. Yani önermenin külliliğine, cüz'iliğine, önermenin salibe, mucibe oluşuna, sadık, kazip oluşuna dokunmuyoruz. Peki ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz. Yani yüklemi öznenin yerine, özneyi de yüklemin yerine alıyoruz. Yer değiştiriyoruz. Döndürme dediğimiz bu. Yani özneyi mahmulün yerine, mahmulü de öznenin yerine alıyoruz. Önermenin diğer unsurlarına kemmi, keyfi, bunlara sıt kisp dokunmuyoruz. Birazdan örnekleriyle bunu göreceğiz. Dolayısıyla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, döndürme dediğimizde önermenin mevzuu ve mahmulü üzerinden bir tersine çevirme işlemi yapmış olduğumuzun anlaşılması önemlidir. İkincisi de el müstava, bugünkü dersimizde bunun üzerinde duracağız. Müstava denklik demektir. Denklik demektir. Ben bunu muvafık olarak da çevireceğim, üzerinde duracağım birazdan. Muvafık olarak da ifade edeceğim. Dolayısıyla bir aksi müstava, aksül muvafık diye ifade edebileceğimiz bir döndürme işleminden söz ediyoruz. Peki bunun için aşağıda metinde de okuyacağımız üzere tüm mantıkçılar şu iki unsurun tespitini önemli görürler. Biz de müsaadenizle bu iki unsur üzerinde duralım. Şimdi bir döndürme işleminde bulunabilmemiz için elimizde bir önerme olması lazım. İşte bu eldeki önermeye asıl denir. Yani elimizde asıl olan bir önermemiz olacak. Bu önerme işte kemmi, keyfi, sıt, kizip özelliklerini taşıyan bir asıl önermemiz olacak. Şimdi bu asıl önermeyi aks yapıyoruz. Aks demek bir döndürme yapılmış önermeden, yani el-kadiyye makuseden söz edebilmemiz için elimizde bir asıl önerme olması lazım. Dolayısıyla bir asıl önermemiz olmadan aks yapamayız. Ve aks önermesini tersine çevirdiğimizde asla dönmelidir. Yani bir asıl önermemiz olmalıdır. Yani aksi de aks edersek asla döner. Aslı aks edersek mevzu mahmul yer değiştirir. Peki mevzu mahmul yer değiştirince, affedersiniz, elimize ne geçiyor? Elimize aks edilmiş bir önerme geçiyor. Peki aksi aks edersek o zaman asla yeniden döneriz. Demek ki asıl bir önermenin aks edilebilmesi için temel bir unsurdur. Bunun öncelikle iyi efendim anlaşılması gerekiyor. Peki aksi müsteva ne demektir? Bir de aksi nakizimiz var çünkü. Aksi müsteva döndürülmüş olan önerme. Şöyle işaretleyeceğim müsaadenizle. Döndürülmüş olan şu aksin mefhumu, anlamı aslın mefhumuna mutabıksa, uygunsa, yani eşdeğerse, aslın mefhumu eşittir, aksin mefhumu ise, buna el aksul müsteva diyoruz. Yani önermenin aslının anlamı döndürülmüş önermenin anlamına denktir demektir. Bunu anlamak son derece önemli. Aksi müsteva dememiz demek ki elimizde bir asıl önerme olmadan aks yapamıyoruz zaten. Dolayısıyla asıl önermenin bir mefhumu var. Bu mefhum döndürüldüğünde de değişmiyorsa. Nitekim örneklerini inşallah göreceğiz. Efendim değişmiyorsa o zaman ne yapıyoruz? Buna aksi müsteva diyoruz. Örneklerini metin okurken göreceğiz. Peki teorik olarak şimdilik arz ediyorum. Müsaadenizle efendim. Demek ki aksi müstevâ asıl önerme ile döndürülmüş önermenin anlamsal eşitliği ve denkliği demektir.
Onu fıkıh usulü olarak konuşalım. Çünkü biz biliyorsunuz disiplinler arası dersler yapıyoruz. Cabiri dersler gibi. Fıkıh usulü lisanıyla söyleyelim. Mefhumu muvafıktır. Bakın. Mefhumu muvafık. Mefhumu muvafıktır. Niye bunu özellikle söylüyorum? Çünkü bir de el-aksu en-nakizimiz var. Onu da muhtemelen ayrı bir ders olarak göreceğiz. Bugün ancak el-aksi müstevayı göreceğiz. Sonra bir ders olarak aksi nakizi göreceğiz. Şunu itiraf edeyim. Müellif berhudar olsun. Akis konusunu hemen hemen çok az mantık kitabında bulacağınız ölçüde detaylı bir biçimde ele almış. Genel olarak mesela İsagoji'de falan bunlar çok şeydir. Aksi nakiz hiç yoktur mesela İsagoji'de. Nitekim İngilizce İsagoji'ye başladık biliyorsunuz. Orada okuyacağız. Dolayısıyla bu metin, okuyacağımız metin mantıkta akis konusunu size bütün yönleriyle inşallah tam anlamıyla öğretecektir diye umut ediyorum. El-aksun nakize gelince nakiz biliyorsunuz çelişiktir. Bunu ayrıca duracağız şimdi vaktimizi almayacağım. Sadece şu fıkıhtaki mefhumu muvafıkı daha iyi kavramanız için akis döndürme çelişiğine döndürme. Zıttına döndürme de mefhumu muhalifine döndürmektir. Mefhumu muhalif. Bunların arasında cüz'i nüanslar söz konusu olabilir ama genel anlamda benzerlik kurmanız ve ilişkilendirmeniz bakımından bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Aksi nakiz de mefhumu muhaliftir. Demek ki elimizde bir önermemiz var. Bunun bir anlamı var. Bunun anlamına uygun döndürme yaptığımızda bu aksi müstevâ mefhumu muvafıktır. Çelişiğine tam tersine ve zıttına döndürdüğümüz zaman aksi nakizdir, mefhumu muhaliftir. Şimdi bu söylediklerimizi inşallah metin üzerinden yeniden okuyarak daha iyi anlamaya çalışalım. Ve gördüğünüz üzere zaten başlığımızı anladık. El-Aksul Müsteva bir önermenin mefhumuna denk döndürülmesidir. Yani mevzuunun mahmulünün de yapılmasıdır. El-Aksul Müsteva. Şimdi vurgulayarak gidelim. Metnimizi vurgulayalım. Ve bunları şöyle vurgulayalım. Evet. Aksi müsteva şudur diyor. Hüve. Tebdilu tarafeyl kadiye. Bakın gayet net bir biçimde bize şimdi müellif efendim bu söylediklerimizi metin olarak anlatacak. Tebdil biliyorsunuz yerine koymak, değiştirmek ve yerine koymaktır. Tarafey iki tarafı, tarafan yani. Daha önce de bu kelimeleri biliyorduk. Tarafan nedir? Tarafan mahmul ile mevzudur. Yani önermenin iki tarafını birbirinin yerine geçirmedir. Tebdilu tarafeyl kadıye bir kadıyenin mevzu ve mahmulünü birbirinin yerine geçirmedir. Ama neye dokunmuyoruz? Bakın ma'a bakail keyf. Bakın keyf neydi? Mucibes salibe. Vessıdk. Doğruluğuna dokunmadan. Ey yani ennel kadiye el mahkum bi sıdkıha bakın. Çünkü doğruluğuna hükmedilmiş doğru olan bir önerme ne yapar? Tuhavvilu ile kadiye bir önermeye dönüşür. Neye bağlı olarak? Tettebi'ul ula efendim ilk önermeye bağlı olarak. Buna birazdan asıl diyeceğiz. Göreceğiz. Fis sıdkı ve fil icabi ve selbi. Bakın. Doğrulukta, olumlulukta ve olumsuzlukta. Bu son derece önemli. Yani önermemizi döndürürken önermenin bu özelliklerine dokunmuyoruz. Ama bi tebdili tarafeyl Ula dedi asıl önermenin taraflarını, özne ve yüklemlerini dönüştürüyoruz. Bi en yec'ale mevdu'ul ula mahmulen fis saniyeti vel mahmul mevdu'an.
Evil mukaddem taliyen ve tali mukaddemen. Şimdi buradaki metinde geçen kimi kavramları efendim hem işaretleyelim hem de maksudunu müellif bununla ne kastediyor onu netleştirelim. Fakat bu arada hoşgörünüzü efendim hoşgörünüze mahcuben sabah biraz erken bu dersi yapıyorum. Biraz serindi, gömlek giydim. O da beni biraz terletecek gibi duruyor. Müsaadenizle onu değişeceğim, sonra dersime devam edeceğim efendim. Evet efendim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve burada geçen bazı temel ifadeleri bir belirleyelim ve onları netleştirelim. Demek ki elimizdeki bir önerme tuhavvilu ila kadiyyete tebi'ul ula. Ama ne yapıyor? İlk olana tabi. İlk olan üzerinden. Elimizde ne vardı? Bir asıl önerme. İşte bu asıl. Yani döndürdüğümüz önerme bu asla tabi olmak zorunda. Ne de? Doğrulukta, olumlulukta ve olumsuzlukta. İşte bu durumda bir ilk elimizdeki asıl önermenin ne yapıyoruz? Mevzuuyla aslın mevzunu döndürdüğümüzde mahmulen yapıyoruz. Fil aksi demektir bu. Mevdu'ul ula mahmulen fil aks. Ve fis saniyeti yani işte pardon evet mahmulü özne yapıyoruz. İkincisinde yani aksi olanı da mahmulü mevzu yapıyoruz. Ya da şartlı önerme ise mukaddemi tali, tali mukaddem yapıyoruz. Biraz önce teorik olarak anlatmış olduğum hususu metinde bir kere daha okumuş olduk. Şimdi söylemeye çalıştığım hususu müellif söylüyor. Ve bunu vurgulayalım. Ve tüsemmel ula el asl. İlk olan önermeye asıl denir. Ve saniye ikincisine bu asıldan döndürülene de el aks el müsteva denir. El aks el müsteva. Bunları yukarıda teorik olarak konuşmuştuk. Daha detaylarını inşallah birazdan metin okudukça ve metinle ilgili konular geldikçe üzerinde duracağız. Ve mana yani ennel aks tabiun lil asl fis sıdkı. Şimdi burayı önemli bir cümle olduğu için ve müellif bunu bize açıklayacağı için buraya kadar müsaadenizle renklendirmek istiyorum. Döndürmenin asla tabi oluşunun nerede ama? Sıdkta, doğrulukta döndürülmüş bir önermenin asıl önermeye tabi olmasının anlamı ennel asle anlamı ennel asle asli önermemiz. İza kâne sadıkan asli önermemiz doğru. Doğru. Şimdi mantıken düşünelim, mantık dersi yapıyoruz. Elimizde bir asıl önermemiz var. Asıl önerme var. Bu asıl önermemiz de sadık yani doğru önerme. D koyalım. Doğru önerme. Peki biz döndürme işlemi yapıyoruz. Adı neydi döndürmenin? Müsteva. Müsteva neydi? Muvafık olmak, uygun olmak, denk olmaktı. E peki asıl doğru olursa döndürdüğümüz önermenin doğru olmaktan başka şansı olabilir mi? Hayır. O zaman vecebe sıdkul aks. Döndürdüğümüz önermenin de doğru olması zorunludur. Neden? Çünkü muvafık bir döndürme yapıyoruz. E, muvafık döndürmede bir asılımız var, bir de aksimiz var. Döndürülmüş önermemiz var. Asıl doğru olup döndürülmüş olan yanlış olursa bu müsteva bir döndürme olabilir mi? Mantıken olmaz zaten. Yani konunun yine temel mantığı gereği el aks el müsteva dediğimiz zaman döndürmemizin tüm kemmi ve keyfi durumlarında aslın değişmemesi gerekiyor. Yani asla uygunluk bozulmaması gerekiyor. Zaten müsteva bunu gerektirir. Ve lakin bakın şimdi. La yecibu en yetbe'ahu fakat aks olanın asıl olana
tabiri gerekmez. Fil kedibi. Eğer asıl kazip olursa, onun için saydı yukarıda, dikkat ederseniz bakın oraya yeniden dönelim. Saydı burada. Fis sıdkı vel icabı ve selbi. Yukarıda ben de söylerken bunu söyledim. Kizbi katmıyoruz dedim. Onun özel bir durumu vardı. İşte şimdi onu söyleyecek. Aslın yanlış olması durumunda ona tabi olması gerekmiyor. Fakat diyor, fakat yekzibul aslu, çünkü bazen asıl yanlış olur. Vel aks sadık. Aks sadık olur. Aks doğru olur. Ama yine de müsteva olur. Niye bunları konuşacağız? Neden böyle olur? Bunları örnekleriyle konuşacağız. Şimdi mümkün durumları, her bir konuyu örneklersem dersin ahengi bozulduğu için örneklemeleri, müellifin örnekleri üzerinden konuşmaya bırakmayı tercih ettim ders işleme yöntemim açısından. Şimdi bunlarla ilgili kimi tespitler var, kimi önemli hususlar var. Onları bir konuşalım. Sonra ihtiyaç olursa müellifin değinmediği hususlar olduğunu düşünürsem onlar üzerinden de yine ben takviye edici bazı unsurları da inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu ön girişten aksi müstevanın ne olduğunu ve neye tekabül ettiğini ve bundan ne anlamamız gerektiğine ilişkin müellifin bu açıklamalarını okuduktan sonra şimdi diyor ki müellifimiz, fehuna kaideten. Bu son derece önemli. Şimdi burada iki tane kaidemiz var. İki temel ilke var. Bu iki önemli ilke aksi müstevâ için önemli. Tenfe'an fil istidlal. Demek ki istidlal, daha önce de konuştuk, önermelerden bir çıkarım yapma konusunda faydalı ve yararlı olan iki neyimiz varmış? Kaidemiz varmış. Şimdi bu iki kaideyi bir görelim nelermiş, onların üzerinde duralım. Diyor ki birinci kaidemiz, İza sadakal aslu sadaka aksu. İki temel kaide. Müsteva ya. Nedir? Asıl önermemiz doğru olduğunda döndürmesinin de doğru olması gerekir. Temel kaide budur. İki, İza kezevel aks. Aks yanlış olduğunda bakın. Aks yanlışsa kezebe asluhu, aslı da yanlıştır. Dikkat ederseniz bu ikinci efendim kaidede aksi öne aldı. Buraya dikkat edelim. Birinci ifadedeki koşulumuza bakın. Asıl doğru olursa akis de doğru olur. Akis doğru olursa demedi, dikkat edin. Yine akis de doğru olursa demedi. Asıl doğru olursa demedi. Ya akis, yani döndürme kezip olursa dedi. Bu önemli. Neden? Çünkü yukarıda ne dedik? Şurada onu renklendirelim müsaadenizle. Burada ne dedik? Fakat yekzebul as. Değil mi? Çünkü asıl bazen yanlış olunca akis doğru olabiliyordu. Her zaman değil, bazen fakat. Peki İşte burada ikinci kaidemizde İza kezebel aks diye başladı. Asıl diye değil. Yukarıda birinci de İza sadakal asıl. Asıl doğru olursa döndürülenin de doğruluğu zorunlu. Ama burada diyor ki akis kezip olursa bu sefer aslın kezip olması zorunludur. Tersi değil. Bu iki kaide önemli. Diyor ki ve hadil kaide saniye, önemine binaen de zaten üstünde durmuştuk, hatırlıyorsunuz. Bu ikinci kaide muteferriatun alel ula. Asıl olan önermenin türevlerinde ortaya çıkar. Bu türevlerdir. Demek ki onun asla bağlı farklı türevleri var. Bu türevlerde ortaya çıkan bir kaideden diyor söz ettik bu ikinci kaidede. Onun için de izâ kezibel aksu diye başladı. Nitekim örneklerinde bunları inşallah daha netleştireceğiz değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Müellifin metnini bir inşallah itmam edelim. Sonra ihtiyaç olan hususlar üzerinde duracağız zaten. Peki,
Şurutul aks. Aksin şartları. Hangi koşullarda döndürme yapıyoruz? Onları bize verecek. İnnel akse innema yahsulu bi şurutin selasetin. Evet. Demek ki bir döndürme önermemiz ancak üç koşulun gerçekleşmesiyle söz konusudur. İnnema yahsul. Gerçekleşir. Üç efendim şart var. Şimdi bunları görelim. Bir, tebdilü tarafeyn. Tarafeyni biliyoruz. Mevzu ve mahmul. Birinci koşul bunların birbirlerini yerine geçmesi. Mahmulü mevzu, mevzu mahmul yapmak zorundayız. Ama ve bekaul keyf. Salibe mucibe. Ve bekaus sıdk. Salibeliği yani olumsuzluğu ve olumluluğu ve doğruluğu baki kalmak üzere. Peki şimdi emmel kem. Keyif neydi? Salibe mucibe. Kem neydi? Nicelikti. Nicelik neydi? Küllilik ve cüz'ilikti. Yani tümel tikel oluşu önermemizi. Tümel ve tikel oluşuna kemmilik diyoruz. Bu ifadeler uzamasın diye mantıkçılarımız metinlerin rafineliği buradan geliyor. Keyif dediğinde salibeyi, mucibeyi, olumluluğu, olumsuzluğu kasteder. Kem dediğinde de nicelik üzerinden ki miktarla ilgili olduğu için tümellik yani küllilik, cüz'ilik meselesini ifade etmiş olur. Emmel kem yani tümellik, dikellik felâ yuştarat bakauha bakau. Bakın. Yani tümellik ve tikellik, küllilik ve cüz'ilik döndürmede beka şartı aranmaz. Yani tümelliği, tikelliği kalsın denmez. Şart değil. Kalabilir, kalmayabilir. Şart değil ama. Çünkü kimi efendim mantık kaynaklarımızda bunlar üzerinden de örnekler verdiğimizi görüyoruz. Yani tümel sadece salibe, mucibe ve sıdk üzerinden değil, diğerlerinin üzerinden de örnekler veriyoruz. Ki nitekim bu dersimizde de inşallah vereceğiz. Böyle olduğunda şart değil ama olmasına bir mani durum da yok. Ve innemel vacip zorunlu olan şart bekaus sıdk doğruluğun korunmasıdır. Çünkü aksül müstevadır. Ve huve kad yaktazi çünkü o bazen doğruluğun korunması neyi gerektirebilir? Beka el kem yani küllilik ve cüz'iliğinin de korunmasını gerektirir bakın. Şart değil ama önermenin doğruluğunu korumamız bu önermenin doğruluğunu korumak açısından tümellik ve tikelliği, küllilik ve cüz'iliği gerektiriyorsa o zaman onun da bekasına bakarız. Yani onu da koruruz. Çünkü bazen tümeli tikelle döndürüyoruz. Mefhumu muvafıkını öyle elde ediyoruz. Öyle olunca bunların korunması gerekiyor. Fi ba'dil kadaya, bütün önermelerde değil, bazı önerme türlerinde. Vakat yaktazi ademehu, bakın bazen de tümelliğin ve tikelliğin, küllilik ve cüz'iliğin olmamasını gerektirir. Ve fil ba'dil ahar, başka önerme türlerinde. Yani birçok önerme biliyorsunuz imkanları ve türleri var. Bu önermelerin bazılarında önermenin kemmi özelliğini yani küllilik ve cüz'iliğini korumamız gerekirken bazılarında korumamamız hatta onların bulunmaması gerekir. Her iki durumda da bakın bu iki durumun her ikisinde de korumamız gerektiğinde de korumamamız gerektiğinde de burada vurgu neyedir? Bekaus sıdktır. Onu vurgulayalım. Önermenin doğruluğunu korumaktır. Önermenin doğruluğunu korumak ihtiyacı ya da önermenin doğruluğunu korumak bizden önermenin kemmi olan külli ve cüz'i özelliğini de korumamızı gerektiriyorsa koruyoruz. Önermenin doğruluğunu garanti etmek, sağlama almak, korumak, muhafaza etmek, ademini, onların olmamasını, onları dikkate almamayı gerektiriyorsa
dikkate almıyoruz. Peki netaicul aks, şimdi aksin efendim sonuçlarına döndürme bize ne sağlıyor? Döndürme bize ne veriyor? Onları bir görelim. Evet. Burada şimdi bunlara AB diyelim isterseniz. El mucibetan, bakın, iki olumlu önerme. Ten akisan, bakın, el mucibetan ten akisan, döndürülürler. Nasıl döndürürler? Ten akisan, dönerler. Mucibeten cüz'iyeten. Cüz'iyeyi mucibi olarak dönerlermiş. Evet. Bunların örneklerini vereceğiz. Ey ennel mucibe, çünkü bir efendim el külliye. Mucibeyi külliye tenakisu mucibeten cüz'iyeten. Çünkü külliye bir, bakın, tümellik, cüz'ilik konusunu az önce konuştuk ya. Burada da gördüğümüz üzere sevgili izleyenler, tümel olumlu bir önerme, el mucibe külliye, tümel olumlu bir önerme nasıl dönüyormuş? Tikel olumlu önerme olarak dönüyor. Tikel olumlu. Bu tümel olumlu. Bunların kurallarını yazdıracağım ben size. Tümel olumlu. Neyle dönüyor? Tikel olumlu olarak dönüyor. Çünkü tümel tümel dönmüyor. Bunları göreceğiz. Vel mucibe el cüz'iye, mucibe cüz'i olursa, yani tikel olumlu olursa, tikel olumlu. Ten akis mucibe kenefsiha. Kendisiyle döner. Yani yine tikelle döner. Tikel olumlu, tikel olumluyla döner. Tümel olumlu, tikel olumluyla döner diyor. Bir nefsiha mucibe kenefsiha. Yani kendisi gibi. Yani tikel olumluyla yine döner. Bunları maddeler halinde de ben size birazdan yazdıracağım ayrıca. Mesela şöyle bir örnek vermiş. Örnekler üzerinde de duralım ve örnekleri renklendirelim. Konuyu örnekler üzerinden inşallah daha net hale getirelim. Gelmediğini düşünürsem sizin açınızdan daha hem fazla örnekler vermeye çalışırım, hem de konuya efendim hakim olmanızı sağlayacak başka izahatlarda da bulunmak isterim. Fe izâ kulte, eğer şöyle derseniz, kullu mâin sâil. Şimdi burada her su ya da sıvı sail nedir? Akıcıdır. Şimdi bu önermemizin özelliklerini yazalım. Bu önermemiz bir, tümel olumlu mu? Evet. Niye? Kül var çünkü. Tümel olumlu. Peki öznemiz ma mı? Evet, özne. Yüklemimiz ne? Sail. Yüklem. Şimdi bu önermemiz asıl mı? Evet. Şimdi aksi buradan döndürecek miyiz? Evet. Peki önermemizin özelliklerini bir daha yazalım. Tümel olumlu mu? Evet. Tümel olumlu. Peki tümel olumlu bu efendim cümlemiz doğru mu? Evet, doğru. Yani sadık. Şimdi koşulumuz neydi? Koşulumuz neydi? Bu aslındaki doğruluğu korumaktı. Bunu koruyacağız. Döndürdüğümüzde de bunu korumamız gerekiyor. Peki tümel olumlu neyle döndürülebiliyordu? Tikelle. Bazı tikel mi? Evet. Bakın. Ba'du sail, bazı akıcılar nedir? Maun, sıvı, sudur. Sıvı demeyelim de su diyelim. Daha bazı yaşaya uygun olsun. Sudur. Peki, şimdi dikkat buyurunuz. Bu önerme tikel olumlu mu? Evet. Tümel olumluyu tikel olumlu olarak çevirdik mi? Evet. Peki doğru mu? Bazı akıcı olanlar su mu? Evet, doğru. Peki doğruluğu da koruduk mu? Evet. O halde bu bir aksi müstevamıdır mıdır? Evet, aksi müstevadır. Neden? Çünkü asıl önermemizin anlamı doğruluk, ikincisinde de korunmuştur. Farklı bir renkle renklendirerek yukarıda söylemiş olduğumuzu
daha net göstermeye çalışalım değerli izleyenler. Şimdi kaidemiz döndürmede neydi? Asıldaki mevzuyu, özneyi ne yapıyorduk? Döndürmede yüklem yapıyorduk. Burada asılda ma özne mi? Evet. Peki burada ne? Yüklem. Bakın, yüklem yaptık. Döndürdük mü? Evet. Peki burada sail mahmul müydü? Evet. Burada ne oldu? Özne oldu. Döndürdük mü? Evet. Demek ki birinci önermemizi, aslı, şu asıl önermeyi, efendim, öznesinin ve yükleminin yerini değiştirmek suretiyle aksettik. Fakat önermemizin yapısal özelliği olan kemmi unsurları, yani kül ifadesini döndürdüğümüz akis önermede tikele çevirdik. Tümel olanı tikel olana dönüştürdük. Ve izâ kulte, bak bakın şimdi. Ve izâ kulte, şöyle dersen. Bazı tayr ebyat. Bunları da vurgulayalım. Hatta başka renkle vurgulayalım ki daha efendim net görünsün. Ya da ayrışsın misaller birbirinden. Evet. Ba'du tayr ebyad. Tikel mi? Bakın şimdi önerme özelliklerimizi yazıyoruz. Önerme özelliklerimizi yazalım. Tikel olumlu mu? Tikel olumlu. Peki doğru mu? Sıdk var mı? Evet. Bazı kuşlar beyaz mıdır? Evet, doğru, sadık. Peki demiştik ki tikel tikelle döner demiştik. Kendisiyle dedi ya, kenefsiha. Tikel tikelle. Tikel olumlu neyle dönecek? Tikel olumluyla. Ba'dul ebyad, bakın baz. Yine tikel mi? Evet. Tikeli tikelle fe aksuha döndürdük mü? Evet. Bazı beyazlar kuştur. Bu da doğru mu? Evet, doğru. Doğruluğu koruduk mu? Evet, koruduk. Öyleyse bu bir aksi müstevâ mıdır? Evet, aksi müstevâdır. Yukarıdaki tümel olumluyu tikel olumluyla, tikel olumluyu tikel olumluyla dönüştürmüş olduk. Bu son derece önemli. Hem misal olarak önemli misaldir, hem de konunun netleşmesi bakımından önemliydi. Biraz daha ayrıntı üzerinden netleştirelim. Çünkü her düzeyde izleyicimiz için dersin açık olmasını önemsiyorum. Biraz daha konuyu netleştirelim. Birinci tikel olumlu önermemiz, bu önermemiz. Asıl mıdır? Evet, asıldır. Peki şu önermemiz nedir? Bu da akistir. Bu da akistir. Peki kural neydi? Asıl önermemizin öznesi, bu özne tayır. Burada ne olacak? Evet, yüklem. Bunun yüklemi ebyat. Burada ne olacaktı? Özne. Peki özne mi? Evet. Döndürmüş müyüz? Döndürmüş. Peki bu döndürmede neleri koruduk? Önermenin doğruluğunu. Başka neyi? Tikeli tikelle döndürdüğümüz için önermenin kemmi özelliği de değişmedi. Kemmi olarak da tikeli tikelle döndürmüş olduk. Yani tümel olumlu tikel olumluyla, tikel olumlu tikel olumluyla döner. Bunlar temel mantık kuralları ve kaideleridir. Böyle efendim zihnimizde kodlayalım. Peki şimdi şu hususa geçelim. Son derece önemli bir başlığımız var. Es-salibe kulliye. Şimdi tümel olumsuza geçtik. Tümel olumsuzu konuşacağız. Tümel olumsuz, elimizde bir önermemiz var, onu konuşacağız. Tümel olumsuz. Es-salibe kulliye. Es-salibe kulliye. Tümel olumsuz. Elimizde tümel olumsuz bir efendim ne var? Önermemiz var. Tümel olumsuz bir önerme nasıl dönüyormuş? Tenakis salibe kulliye. Tümel olumsuz olarak dönüyor. Demek ki tümel olumsuz bir önermemiz tümel olumsuz dönüyor. Peki, şimdi örnekleri okuyalım. Detayları üzerinde bu nasıl bir akis döndürmedir? Onu netleştirelim zihnimizde. Örnekler üzerinden gidelim, daha iyi olur. Yukarıda tümel olumluyu tikel olumluyla çevirmiştik, görüyorsunuz. Şimdi burada ikinci B diyelim buna. B. Burada tümel olumsuzu yine tümel olumsuzla döndürüyoruz. Feyep kal kem, bak şimdi. Burada neyi koruyoruz?
kemmiliği koruyoruz. Ne demek kemmiliği koruyoruz? Yani tümeli tümel olarak koruyoruz döndürmede. Yukarıda koruyamadık. Mesela burada kemiklik küldü, tümeldi. Burada bağız yaptık. Beka olması için, beka ülkem olması için tümel tümel kalmalı, tikel tikel kalmalıdır. Ama asıl amaç önermenin sıdkını korumak olduğu için, doğruluğunu bozmamak olduğu için doğruluğun hatırına orada kemmi korumadık. Yani tümeli korumadık, tikele dönüştürdük. Ama burada diyor ki feyebkal kem. Kemmilik yani küllilik, tümellik baki kalır. Vel keyf ma'an. Bakın. Keyf neydi? Mucibe salibe. Peki salibeyi de koruduk mu? Evet. Feiza kulte. Şimdi sen diyor şöyle bir örnek versen ya da şöyle söylesen. Desen ki la şey'e minel hayvan bir şecer. Şimdi burası özne mi? Evet. Burası yüklem mi? Evet. Hiçbir canlı ağaç değildir. Hiçbir canlı bir şecer ağaç değildir. Peki. La şey'e minel hayvan hiçbir canlı ağaç değildir. Peki fa aksuha la şey'e mine şecer bi hayvan. Efendim bu Türkçemi geri düzeltiyorum. tuhafıma gitti çünkü verdiğim anlam şeyi maksadı yansıtmıyor çünkü. Şimdi düzelttiğimde siz de tebessüm edip güleceksiniz. Türkçesi bozuk oluyor. Şimdi canlı şimdi diyorsunuz ki hocam bitki, şey ağaç da canlı nasıl canlı değil? Şimdi burada hayvan bizim bildiğimiz hayvan. Şecer bitkidir. Yani canlılarda türlere ayırıyoruz ya. Bu hayvan bitki diyelim. Hiçbir hayvan bitki değildir. Hiçbir bitki, bakın, la şey eminel şecer, hiçbir bitki bir hayvan değildir. Oldu. İkisi de olumsuz mu? Evet. Salibe mi? Bakın, salibe. Salibe külliye mi? Külliye, evet. Hiçbir çünkü. Hiçbir külliyedir. Salibe külliye. Bu salibe külliye. Evet, salibe külliye. Olumsuz. İkisi de olumsuz. Olumsuzlukta birbirlerine uyumu var mı? Evet, ikisi de var. İkisinin de anlamı doğru mu? Evet, doğru. Olumsuz ama doğru. Peki, dolayısıyla bunlar nedir? Aksi müstevadır. Şimdi, peki döndürmelerimiz oldu mu? Mesela asıl da öznemiz neydi? La şey eminel hayvandı. La şey eminel hayvan. Burada hayvandı yani öznemiz. Burada ne oldu? Bakın yüklem oldu. Döndü mü? Döndü. Burada bir şecer, bitki neydi? Yüklemdi. Burada kalemimin de pili galiba. Kalemin pili galiba azaldı. Bakın burada özne oldu. Burada yüklemdi, burada özne oldu. Umarım anlaşılıyordur değerli izleyenler. Salibe külliyeyi salibe külliye ile döndürüyoruz. Bir cümleyle bu. Peki salibe cüz'iye gelelim. Bu önemli. Diyecek ki bize salibe külliyenin salibe pardon cüz'iyenin aksi olmaz. Aksi yoktur. Uygulanmadığı için aksi yok. Şimdi bunun içinde bazı efendim örnekler verecek. Bunların üzerinde duralım. Burada aşağıda aksi nakizde kalacağız. Cazibe, salibe, cüz'iyeyi efendim bitiriyoruz. Bunu bitirelim. Sonra benim tekrar sizin de ayrıca maddeler halinde yazmayı için hazırladığım notlarım var. Onları da bir birlikte yazalım. Böylece inşallah dersimizi ikmal etmiş olalım. Neden salibe-i cüz'iyenin yani tikel olumsuzun niye aksi yok
Tikel olumsuz. Tikel olumsuzun neden döndürülmesi yok? Onu anlatacak. Es-salibe cüz'iyye la ten'akisu ebeda. Asla döndürülemez. Salibe cüz'iyenin efendim hiçbir biçimde aksi döndürme önermesi. Neden? La ila kulliye ve la ila cüz'iye. Yani ne tümele ne de yine cüz'iyeye. Yani ne tikel ilişkisi üzerinden ne tikel tümel ilişkisi üzerinden döndürülemez. Li ennehu yecuzu çünkü en yekune mevduuha bu tikel salibenin mevzuunun olması caiz olur o zaman. Ne e'amme min mahmuliha. Şimdi örnekte göreceğiz. Mevzuun mahmulünden daha am olması söz konusu olur. Eğer döndürürsek, bir döndürme yaparsak, ulaştığımız sonuçta döndürmenin öznesi mevzu yükleminden daha am, daha genel olur. Bu ise sorundur diyor. Misl, ba'dul hayvan, bakın ba'dul hayvan, bazı canlılar leyse bi insan, bazı hayvanlar insan değildir. Bu tikel olumsuz bir önerme midir? Evet. Bakın es-salibe cüz'iye mi? Evet es-salibe cüz'iyedir. Peki şimdi müellifin söylemeye çalıştığı hususu zihnimizde netleştirelim ama bunu vurgulayarak netleştirelim. Ba'dul hayvan, bakın tikel olumsuz önermemizin öznesi ne? Hayvan. Yüklemi ne? İnsan. Bize demişti ki yecuzu en yekune mavduuha amme min mahmuliha. Şimdi bu son derece önemli bir tespit zira. Şöyle diyor. Elimizdeki tikel olumsuz önermenin öznesi hayvan mı? Evet. Hayvan cins mi? Evet. İnsan nevi mi? Evet. Hangisi am? Cins mi? Nevi mi? Elbette cins. Hayvan daha amdır. Yani daha kapsayıcıdır. Çevirirsek, bunu döndürürsek, diyor, insanı özne, hayvanı da mahmul yaparsak, özne yükleminden daha am olur. Bu ise doğru olmaz. Çünkü vel ahas daha dar olan, daha özel olan la yecuzu selbul am. Genel olanı olumsuzlayamaz. Mesela şöyle örnekleyelim. Şu tümel olumsuz olursa, tümel olumsuz olursa içindeki tikel de olumsuz olur. Buna biz mani yok. Çünkü A kümesi bu içindeki efendim C tikelini kapsıyor. Ama bunu özne yapar da şu A'yı buna yüklem yaparsak C A'nın hepsini kapsıyor mu? Kapsamıyor. O zaman C'nin olumsuzluğu nasıl tümelin tüm olumsuzluğuna şamil olacak? Bu çok önemli bir ilke, temel ilkedir. Onu ayrı bir renkle müsaadenizle vurgulayalım, görsel olsun. Çünkü son derece önemli. Vel ahas özel olan vel ahas la yecuz selbul am. Am olanı olumsuzlayamaz. Anhu kendisinden daha am. Anhu anil ahas. Özel olandan daha genel olanı, kendisinden daha kapsamlı olanı nasıl olumsuzlayabilir? Bi halin minel ahval la kulliyen ve la cüz'iyen. Tümel tikel ilişkisinin tüm koşullarında böyledir. Mümkün tüm tümel tikel oluşumlarının hiçbirisinde özel olan, genel olanı olumsuzlayamaz. Li'ennehu kullema sadakal ahas. Çünkü özel olanın her doğru olduğu durumda sadakal ammahu. Genelde doğru olur. Mesela efendim, insan canlıdır dediğim zaman zaten cins de canlı demektir. Bununla sıdıkta bakın sıdk sadaka doğru olmak sıdıkta
tümel tikenle birliktedir. Fekeyfe yasihhu selbul a'am anhu. Olumsuzluğa gelince genel olan, yani tümel olan tikele nasıl tabi olabilir? Fela yestuku kavluna. Mesela şu sözümüz asla doğru olamaz. Bakın. Şu söz asla doğru olamaz. Neden? La şey'e minel insani bi hayvanin. Bakın. İşte döndürünce bu oluyor. Döndürünce bu oluyor. Böyle şimdi ba'dul hayvan leyse bir insan. Böyle diyebilir miyiz? Yani tümel döndürdü şimdi burada. Bizim burada bazı tikel ya, tikel olumsuzlu konuşuyoruz. Onun döndürmesi olmaz diyoruz. Müellif de tikelle de döndüremeyiz, tümelle de dönmüyor diyor. Onu örnekliyor. Ve şimdi bir tümel örneği vermiş. La şeye, tümel bir olumsuzluk edatımız biliyorsunuz. La şey eminel insan, hiçbir insan bir hayvan canlı değildir. Ne oldu? Doğru mu? Hayır. Tümel olmadı, tümel döndüremedik. Tikeli hadi. Ba'dul hayvan leyse bir insan. Önermemiz bu. Şimdi buradaki yüklemi ne yaptık? Bakın özne yaptık. Hayvanı da bakın yüklem yaptık öznemizi. Tümeli yüklem yaptık. Tikeli yani cüz'i olanı da özne yaptık. Bu e'amdır. Genel olandır. Cinstir çünkü. Bu da nev'idir. E'hastır. E'has olan da özne yaptık. İşte olmuyor diyor. Ki olmuyor görüyoruz zaten. Anlam bozuk. Ve la kavluna şöyle de diyemeyiz. Ba'dul insan, ba'dul insan leyse bir hayvan. Şimdi de tikel döndürdük. Bakın aynı ba'dul hayvan insanı tikel döndürdük bu sefer de. Yani bazı insanlar canlı değildir. Tikel de dönmüyor. Yani tikel olumsuzun, salibe cüz'iyenin hiçbir koşulda, hiçbir şekilde döndürmesi ne olmuyor? Söz konusu olmuyor. Döndüremiyoruz yani. Döndüremiyoruz. Dolayısıyla bu örneklerde değerli izleyenler gördüğünüz gibi biz aksi döndürme konusunu ele aldık ve döndürme konusunun el aks el musteva olanını, yani asıl önermenin döndürülen önerme ile olan ilişkisini ve döndürülmüş olan önermenin anlamda birbirlerine muvafakatını, uyumluluğunu aradık. Özellikle doğruluğun sıkın korunmasını aradık. Peki, şimdi bazı maddeleri, temel maddeleri yazalım. Ben buraya not aldım. Onları da birlikte yazalım. Çünkü bu önemli bir husustu. Şöyle rengimizi daha koyulaştıralım. Temel ilkeler. Temel ilkeler diyelim. Bir. Yazmışım ki mucibe-i külliye, mucibe-i külliye ile aks olur. Yani tümel olumlu, tümel olumluyla. Tümel olumlu, tümel olumlu ile aks olur. Evet. Örnek vermişiz mesela. Örnek vermişiz. Örnekler de verelim. Kullu insan hayvan. Pardon, olur değil. Olmaz olacaktı. Ben de diyorum örnek niye oldu? Biraz yorulmuş muyum? Evet. Hele diyorum yukarıdaki ifademize ters düştü bu. Tümel olumlu, tümel olumluyla aks olunmaz. Bu önemli. Yani ben de diyorum ya bu cümlemde bir tuhaflık var. İşte ben sınıfta da diyorum yaşlanmışım diye gülüyor öğrenciler. Hocam yok, hatta onlar iltifat olsun diye söylüyorlar da maşallah gençsiniz falan diye. Tabii onlara bakma, ben kendimin farkındayım. Bak işte yaşlanıyorum. Onun için de bizim hadisçi arkadaşlara diyorum ki valla ben yaşlanmışım, ihtilat sorunuyla var kafamda ihtilatlar, karıştırmalar oluyor.
Ben artık mecruh bir hadisçiyim. Biz de biliyorsunuz bu tür karıştırmaları yapan ravilere cerh sebebidir. İhtilat, karıştırmak, unutmak vesaire. İşte ben de o kategoriye artık girdim. Kendimi öyle sayıyorum. Mecruhum yani. Onun için çok affınızı rica ediyorum. Evet, tümel olumlu, tümel olumluyla olmaz. Tikel yaptık ya yukarıda. Tümel olumlu, tümel olumluyla dönmüyor. Onun için kemmilik konusunda sıdkı esas alıyoruz. Döner ama doğru olmaz. Evet, aks olunmaz dedik. Aks olunmaz. Tümel olumlu, tümel olumluyla aks olunmaz. Olur da sıdkı korumamış oluruz. Yanlış olur. Mesela kulli insan, her insan canlıdır. Doğru mu? Evet, doğru. Demek küllü yapalım, tümel yapalım. Benim söylediğim gibi az önce sürçülisan ile söylediğim gibi yapalım. Kulli hayvan, kulli hayvan, insan yapalım. Bakın döndürdük işte. Ama yanlış. Her canlı insan mı? Hayır. Yanlış oldu. E bak dönmedi. Ama tikel olur. Mesela yanlış. Tikel olur. Değil mi? Ba'dul hayvan, insan. Bakın döndürdük. Tikel olumluyu da döndürdük. Tümel olumluyu tikel olumluyla döndürdük. Az önce not almıştık. Bunları ben de efendim sizlere ayrıca dersin sonunda notlar halinde yazayım diye. Dört maddemiz var. Dört tane maddeyi not almıştım. Şimdi size onunla paylaşıyorum. Tekrar sürçülisanımı hoş görün efendim. Demek ki tümel olumluyu tikel olumluyla aksi müsteva olarak döndürüyoruz. Tümeli tümelle döndüremiyoruz. Bu bir. İki. Mucibe-i cüz'iye ile aks olur. Bunu daha önce görmüştük. Hem burada gördük. Evet. Tikel olumlu, tikel olumluyla aks oluyor. Aks olur. Örnek verelim. Ba'dul hayvan insan. Ba'dul hayvan insan. Şimdi bu tikel olumlu bir önerme mi? Evet. Asıl mı? Evet. Peki tikel olumlu döndürelim yine. Ba'dul, bakın bunu özne yapacağız. Ba'dul insan, hayvan. Doğru mu? Evet. Bakın tikel olumlu, tikel olumlu döndü. Peki aşağıya inelim. Üç. Üç. Demişiz ki salibeyi külliye, salibeyi külliye ile aks olur. Az önce de yazmıştık, değil mi? Tümel olumsuz, tümel olumsuz, tümel olumsuz ile aks olur. Bakın olumsuz olduğunda tümelleri koruyoruz, aks olur. Örnek vermesi işte burada aynı şekilde müellifin verdiği örneği ben de buraya yazmışım. Demişim ki la şey eminel insani bi hacer. Efendim la şey eminel insan bi hacer. İsterseniz yazalım. La şey'e minel insani bi hacer. Evet. Hiçbir insan taş değildir. Tersini yazalım. La şey'e bu tümel kısmı minel hacer. İnsan. Bakın döndürdük. Müstevamı evet. Doğru mu? Evet. Dört. Az önce söylediğimiz. Cüz'iye-i salibe aks olmaz. Tikel olumsuzun aksi yoktur. Az önce uzun uzun bunu okuduk. Dört tane temel madde. Böylece okumuş olduğumuz aksi müstevanın tüm yönlerini tekrar bu dört temel maddede sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, özetlemiş olduk. Peki şimdi şurada şöyle bir boşluk bulalım. Evet. Netaycül aksın. Şurada bir boşluk varmış. Bu boşlukta aksi müsteva konusunda bir felsefi okumalarımıza da altyapı sağlaması bakımından önemsediğim bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim.
Bazı önermeler totolojiktir. Yani bir önermenin, şöyle yazalım, özne, yüklem. Özne ile yüklem mana ve muhteva itibariyle birbirlerine denk müteradif sözcüklerden oluşuyorsa böyle bir önermeye totolojik önerme diyoruz. Bunların aksi de totoloji olur. Örneğin el insanu beşerun dedik mesela. İnsan beşerdir. Döndürelim. El-Başaru insanun. Bu hiçbir bilgisel değere sahip olmadığı için bu aksi müstevanın asıl totoloji olursa akis de totoloji olur. Yani aynı şeyi söylemiş olursunuz. Özne ile yüklem aynı anlamın tekrarından ibaret olduğunda ve bir önerme bir bilgi değeri bakımından bilgi vermediğinde buna totoloji diyoruz. Aksi de öyle olur. Aslı totoloji olan önermenin aksi de totolojidir. Bu da önemli bir husustu. İnşallah bunu da aklımızda tutalım diye not etmiş oldum. Sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, aksi nakizde kalıyoruz. Aksi nakiz konusu son derece önemli. Üzerinde epeyce durmamız gerekecek ve dikkatlice durmamız gerekecek. Olduğundan dolayı bu müsteva döndürmeyi bir ders, aksi nakizi de bir ders olarak yapmanın daha yararlı olacağını düşündüm. Hem de çok ders uzayınca iyi olmuyor. Beni de genel olarak dostlarım, öğrencilerim de uyarıyorlar. Hocam dersler uzun oluyor diye. Ben de bölerek, başka türlü olmuyor çünkü. Bunları daha da kısa tutamam. Çünkü bizim bu YouTube derslerindeki amacımız, burası bir enstitü dersi yani. Enstitü dersleri yapıyorum ben. Dolayısıyla blog dersler, bunlar normal YouTuber'ların yaptığı gibi bu sohbet değil bu. Hani 15-20 dakika olsun hocam, 30 dakika, 40 dakikayı geçmesin. İyi de bu muhabbet yapmıyoruz, sohbet değil, bu derstir. Üniversitede dersleri 90 dakika yapıyoruz. Yani blog yapıyoruz ve 90 dakika yapıyoruz dersleri, 1,5 saattir. Öyle alışmışız, dersleri böyle veriyoruz, böyle yapıyoruz. Siz lütfen bölerek dinleyin, ne yapalım diyorum. Çünkü ben YouTube sohbetleri yapmıyorum. Ders yapıyorum, akademik hazırlık dersleri yapıyoruz. Onun için beni hoş göreceğinizi umut ediyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşça kalın. Sürçülisanlarımızı da bağışlayın efendim. Tekrar görüşmek üzere.